Tekrar merhaba, herkes buradaysa hadi başlayalım artık. Şu gazetelere bir bakalım, kimler neler yazmış, neleri yazamamış, yazıyor gibi görünüp aslında hiçbir şey yapmamış, kenarından köşesinden kıvırmış, kurtarmış falan. Görelim. Bugün iktidara yakın gazeteler, tahmin edebileceğiniz gibi, dün Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan ve içinde 216 ayrı başlık bulunan eylem planını birinci sayfaya taşımış durumdalar. Biraz daha hani hükümete yakın gibi durmayan gazeteler bu haberi de kullanmakla birlikte aslında Aziz Hoca üzerinden, Aziz Sancar üzerinden Türkiye'nin gururunu görmeyi tercih etmişler. Bakalım hangisinde ne var göreceğiz. Ana akım medya ile başlayalım. Hürriyet takvime bağladı manşetiyle çıkmış bugün. Davutoğlu hükümetin 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık icraat hedeflerini içeren 2016 eylem planını açıkladı. 78 milyon takip etsin dedi. Edeceğiz elbette, gazeteci olarak görevimiz bu. Bunlar verilen sözler. Bir kere hani gayet derli toplu bir çalışma yapılmış. O açıdan hakkını teslim etmek lazım. Son derece derli toplu. Hani ekonomi başlıkları içinde neler olduğunu ortada görüyoruz. Siyaset alanında beni çok ilgilendiren iki başlık var bir yıl içinde. Şimdi bir grubu bugün hemen yürürlüğe girecek nitelikte dedi Sayın Başbakan. Dün anlattı da zaten. Bir grubu 3 ay, bir grubu 6 ay, bir grubu da 1 yıllık sürede uygulamaya geçecek. Bunlardan benim için en önemli başlık, iki başlık var. Çünkü bugün Türkiye'de demokrasinin çıtasını belirleyen başlıklar bunlar. Bir tanesi seçim barajının mutlaka 1 yıl içinde düşürüleceği, bunun sistemin gözden geçirileceği. İki, bu yayınlarda da 3 aydır çok sıkça söylüyorum, hatta biraz detaylı da bir yayın yapıp açıklamıştım neler olmalı, neleri bekliyorum diye. Siyasi partiler yasasının değişmesi. Yani siyasi partilerin çok daha şeffaf, çok daha görünür, aldıkları yardımlarla birlikte, faaliyetleriyle birlikte çok daha şeffaf ve nitelikli hale gelmesi, siyasete katılımın Türkiye'de biraz daha rahat hale getirilmesine ilişkin düzenleme. Bir yıl içinde yapılacağını söylüyor Sayın Başbakan. Hani internet tabiriyle ay hadi inşallah diyeceğiz. Ama umarım olabilir. Dediğim gibi yani her başlık son derece net anlatılmış. 650 değişir mi bilmiyorum. Süleyman Soylu'ya bağladılar biliyorsunuz o işi. Hani değişim ve Süleyman Soylu deyince insanın kafası bir bulanıyor haliyle. Çünkü bundan bir sene önce söylediğiyle bugün yaptığı arasında dağlar kadar değil okyanuslar kadar fark olduğu için 657 değişir mi değişmez mi bir şey söylemek mümkün değil. Ama çok eski bir kanun, artık hani 50 yılını doldurmuş bir kanundan bahsediyoruz. Günün gereklerini hiçbir şekilde karşılamıyor. Bunu herkes biliyor, herkes görüyor. Değişir mi bilmiyorum. Ama şuradaki başlıklar hakikaten takip edilmesi gereken başlıklar ve bir kez daha söylüyorum, altını çizmek lazım. Çok derli toplu bir iş yapılmış. Tebrik etmek lazım o yüzden, helal olsun. Ama işte takiple topluma, bizlere, özellikle gazetecilere düşen de bu. Takiple bunun yapılıp yapılmadığını görüp ondan sonra da gerektiğinde eleştirimizi söylememiz lazım. Bu eleştirilerinde sen bize düşmansın falan diye karşılanmaması gerekiyor. Ki biraz yürüsün iş. Hürriyet'in sür manşetinde bu ödülü 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de Atatürk'e sunacağım sözleriyle Aziz Sancar var. Nobel Kimya Ödülü kazanan gururumuz. Ama dediğim gibi ilk yayında uzun uzun anlattığım için şimdi söylemeye ihtiyacı duymuyorum. Bu yayına yeni katılanlar için sadece tek cümleyle geçeyim. Benim derdim Aziz Hoca'nın Nobel alması değil. Nobel almış bir insan olarak söylediği sözler, herkesin gözünün içine baka baka söylediği, ben bu ödülü Cumhuriyet'e borçluyum. Eğer Cumhuriyet olmasa Mardin Savur Köyü'nden bir köylü çocuğu bugün bu ödülü alamazdı diyebilecek delikanlılığı göstermesi ve ardından da kazandığı parayı kız çocuklarının eğitimi için, özellikle kız çocuklarının, toplumu, dünyayı değiştirecek insanlar olarak kız çocuklarının eğitimi için harcayacağını söylemesi, Nobel ödülü Aziz Hoca'ya çok şey katmadı ama Aziz Hoca Nobel ödülüne büyük şeref kattı, büyük onur kattı. O yüzden biz de, ben de kendi adıma çok büyük gurur duyuyorum, büyük, müthiş onur duyuyorum bundan. Bir kez daha söylemiş olalım. Dün bir televizyon haberi olarak aslında bir hakkı teslim edelim. Yok, kız erkek ayrımı yapması yanlış falan değil, alakası yok. Bu ülkede kız çocukları okutulmuyor arkadaşlar, okutulmuyor. Yani kendi gerçeğimize yabancılaşmayalım. Erkek çocukları belli bir yere kadar, en azından ilkokul sonuna kadar, ki şimdi o 8 yıllık temel eğitimi tamamlamak zorundalar. Ama o saate kadar biraz tolere ediliyor, okula falan yollanıyor. Kız çocukları için bu geçerli değil.
Eğer geçerli olsaydı bazılarının çocuk gelin, benim ısrarla sapıklık dediğim gerçeği hala konuşuyor olur muyduk burada? Kız çocukları çok önemli. Pozitif ayrımcılık yapılacaksa burada yapılacak ve sonuna kadar yapılacak. Sonuna kadar yapılacak. Önce kızlar. Çünkü annelerin değişimi, annelerin yetiştirdiği evlatlar açısından bakılınca bütün dünyanın değişimi demek. Erkek çocuğu için bu geçerli değil. Yani bir erkek çocuğu olarak, en azından bir zamanlar bir erkek çocuğu olmuş biri olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Öyle bir şey yok. Biz ayıracağız. Pozitif ayrımcılık burada olmak zorunda. Hiç şansı yok bunun. Dün bir televizyon haberi olarak NTV'de yayınlandı. Çalışma arkadaşım, uzun süre birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım Gökhan Gerçek'in bir haberi. IŞİD'in Türkiye şeyhi olarak bilinen İlhami Balı. Yüzünden nur akıyor gerçekten. Yani baksanız suratına, insanları dış görünüşleriyle hiç değerlendirme ama şu surat, hakikaten gözlerinden ben katilim diye bağıran bir surat. Türkiye şeyhiymiş IŞİD'in ve bugüne kadar 140 kişinin can verdiği eylemlerin organizatörüymüş. Dün Gökhan bir haber olarak, televizyon haberi olarak bunu yaptı. NTV'de yayınlandı, çok şaşırtıcı, çok şaşırtıcı. Ama hani gazeteci olarak Gökhan bunu yapmış, NTV'de yayınlamış. Tebrikler. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e Amerika'daki bu cumhuriyetçilerin aday adayı var ya, Donald Trump, hani faşistin böyle bol saçlı sarışın hali, o adam söylediği saçma sapan sözlerle ilgili olarak Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu, tepki gösterdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan da Facebook hesabından Zuckerberg'e teşekkür mesajı yazmış. Ben bilmiyordum Cumhurbaşkanı'nın Facebook hesabı olduğunu. Ama bence teşekkür mesajı yazacağına, hani gezi eylemleri sırasında neden kapattırdığını Twitter ve Facebook'u, bunu da anlatsaydı. Hani bugün aramız düzeldi olmasaydı. Çünkü bu sıkıntılı oluyor işte. Bir süre kavga edip ondan sonra aramız düzelip sonra tekrar tukaka olacaksak falan, çok inandırıcı olmuyor bu işler. Bu arada bugün sabah saatlerinde Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş polis tarafından gözaltına alındı. Şimdi bugün onun tartışması devam edecek. Bir operasyon uzun süredir devam ediyor biliyorsunuz. Ortada din var, o yüzden teşekkür etmiştir. Kaçınılmaz. Bence de yani zaten şu işin içinde İslamiyet sözü geçmeseydi Mark Zuckerberg'ün herhangi bir şekilde bu teşekküre mazhar olacağını düşünmek mümkün değil. Bülent Keneş'in gözaltına alınması ve onun ardından yaşanacak gelişmeler kuşkusuz bugünün gündemini belirleyecek olaylardan biri olacak. Bir de bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum özellikle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basın özgürlüğü, işte medya üzerindeki baskılar falan filan diye duyuruldu. Ama ben mesela buradan çıkacak bir Amerikan Konsolosluğu'nun, İstanbul İstinye'deki Konsolosluğu'nun neden kapattık haberinin çok daha önemli olabileceğini düşünüyorum. İnşallah açıklamıştır. Dün söylediğim noktadayım çünkü. Türkiye gibi hükümranlık hakları olan 92 yıllık bir cumhuriyette kafasına göre bir büyükelçilik, terör alarmındayız, kusura bakmayın biz kapatıyoruz konsolosluğu deyip bahçesine de Amerikan deniz piyadelerini çıkartamaz. Böyle bir şey olamaz. Büyük devletlerde bu olmaz. O yüzden hani şuradan çıkacak, belki Kılıçdaroğlu ya da yanındaki heyetten biri bu soruyu sormuştur, inşallah sormuştur, bir cevabı da vardır. Hakikaten merak ediyorum. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı kulağının üstüne yattı çünkü. Ses yok onlardan. Hani Türkiye'nin her yeri çok güvenlidir, orası da Türk bayrağının dalgalandığı yerdir falan filan deyip hep Doğu'yu, Güneydoğu'yu örnek gösteren bir İçişleri Bakanımız var biliyorsunuz Efkan Ala. İstanbul'un göbeğinde, İstinye'de Amerikan Konsolosluğu kapılarını neden kapattı? Vatandaşlarına neden gelmeyin, terör alarmındayız dedi. Daha da önemlisi bahçeye neden deniz piyadelerini çıkarttı? Ya bir anlatsın, bir anlatsın bilelim kardeşim. Sadece Amerikan Konsolosluğu'nun olduğu bölgede o binanın içindekiler mi güvende yaşayacak bu ülkede? Bizim ülkemiz değil mi burası? Bir Müslüman da bize söylesin o zaman, değil mi? İnşallah çıkar böyle bir haber. Bakalım. Sabah gazetesi normal olarak yine bir pakette 216 müjde başlığıyla çıkmış ve Başbakan'ın dünkü reform paketi ya da ne diyeyim, eylem planı, ben yanlış kullandım, eylem planını anlatmış. Diyor ki paketteki vaatler 1 hafta, 3 ay ve 6 ayda tamamlanacak. Reformlar ise 1 ay, 6 ay ve 1 yılda gerçekleşecek. Başlıklar burada.
Demin de biraz bahsettiğimiz için çok üzerinde durmayalım. Askerlerimiz Musul'da kalacak. Şimdi bununla ilgili iki ayrı haberden bahsedeceğiz. Bir tanesi bu Irak Merkezi Başbakanı, Merkezi Hükümetin başındaki isim İbadi'nin sözleri, yani 48 saat süre vermesi falan, bunun da hikaye olduğu ortaya çıktı. Bizim ne denir? Bizim kırmızı çizgilere çok benziyor Irak'ın, Irak Merkezi Hükümeti'nin kırmızı çizgileri. Böyle pembeye çalıyor, hatta beyaza da dönük diyebiliriz. Bunu da görmüş olduk. Üzerinden 96 saat geçti. Kimsenin salladığı, iplediği yok çünkü. Görünen bu. Ama buna ilişkin olarak dün El Cezire Televizyonu'nun Arap versiyonuna bir röportaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve orada dedi ki askerlerimiz Musul'da kalacak. Orada asker azaltması olacak, artırması olacak. Bunlar sonra değerlendirilir. Ama bizim Başika'daki birliğimiz kalacak. Bir de bir şeyin altını çizdi. Bence bu işte Irak'tan cevaplanmaya muhtaç bir soru. Biz o üssü kurarken 2013 yılında onlar istediler bizden dedi önce. Altını çizelim. 2013 yılında uluslararası bir televizyona röportaj veriyorsunuz. Herhalde hani bu saklanacak, gizlenecek bir durum yok. Muhatapları da olacak. Tolga gibi kaleci olmaz olsun. Vallahi derdinizi anlıyorum, acınızı paylaşıyorum ama hakikaten herkesin, Beşiktaş'la hiç alakası olmayan benim bile sinirimi bozan bir gelişmeden bahsediyoruz. Neyse, belki konuşuruz sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başika'da o üs kurulurken siz neredeydiniz sözü önemli. Irak'tan bence bu sorunun yanıtı alınmalı. Alınabilir mi? Ben alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü o kampın oluşumunda belki en az söz sahibi olmuş kesim Iraklılardır. Onları kimsenin o dönemde salladığını zannetmiyorum. Bu soruya verilecek cevap aslında Amerikalıların cevabı, Rusların cevabı ve İranlıların cevabı olmalı. Bu cevap gelir mi? Hiç zannetmiyorum. İki, buradan çıkan ikinci haber, ikinci haberimiz de şu, bence çıkması gereken. Dün bir takım gazetelerde bir haber yayınlandı. Şimdi Bosna Hersek'ten bir heyet, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı Çoviç ve konsey üyesi İzzet Begoviç. Ortak basın toplantısı yapıldı. Dün gazetelerde uzun uzadıya, hani böyle iktidara yakın gazetelerin şişirdiği bir haber vardı. Zaman zaman kendi gemilerini karaya oturtuyorlar, arabalarıyla duvara tosluyorlar bunu anlatmak için. Şöyleydi haber. Rusya'nın almayacağını söyledi. Yani domates, biber, portakal falan filan var ya. Zerzevat. Yani zerzevat hakaret değil, onların genel adı. Var ya. Onları Bosna Hersek'in almayı taahhüt ettiği söyleniyordu. İktidara yakın gazetelerde tek tek yer aldı. Dün basın toplantısında bu özgüvenle, bu haberin özgüveniyle soru soruldu Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı'ndan ne cevap geldi? Ya Bosna Hersek ne kadar yer ki? Nesini alacak? Zaman zaman hani taklama atayım, yalakalığımı yapayım ben, belki işimize yarar. Katar da almaz. Katar ne yapacak ya o kadar sebzeyi meyveyi? Katar dediğiniz o kadar büyük bir yer değil. Değil yani, oradan bir numara çıkmaz, bir cacık olmaz oradan. Bu elde kalacak, iç piyasaya ittirilecek. Bugün Yalçın Karatepe'nin yayınını özellikle izlemenizi tavsiye ederim size. Çünkü dün Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Herkes çok bilirmiş gibi anlatıyor da böyle. Hani haddim olmayarak ben de ekonomi okumuş bir kişiyim. Çeyrekler halinde, yani 3'er aylık dönemler halinde büyüme rakamları belirlenir. 3. çeyrekte Türkiye'de 6. aydan sonrası, yani 7-8-9. Ayların büyümesinden bahsediyoruz biz. Yani ne zaman 7-8-9, dikkat. Yaz ayları, okulun açıldığı dönem, yani Türkiye'de aslında üretimden çok belki tüketimin biraz daha konuşulacağı dönem. Ama bir rakam çıktı, %4 büyümüşüz biz. Oysa beklenti neydi? %2.8. İstatistiklerde hata yapılır, istatistiklere yalan söyletilir. Bu eskidir. Hani çok bilinen sözdür ya, yani dünyada 3 tür yalan vardır. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik diye. Ama burada bir fark var. Yani birçok seçim analistini biz 1 Kasım seçimlerinin sonucunda 3 puanlık fark yaptı diye, dikkat buyurun, %47'nin içinde 3 puan fark yaptı diye, hesaplayamadı diye eleştirdik. %2.8'lik bir beklentinin %4 olarak gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Bakın, %4 olarak bahsediyoruz. Yani %47'lik bir sapmadan neredeyse bahsediyoruz.
Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor herkes. O yüzden diyorum ki dün Uğur Gürses, sevgili Uğur Gürses buna ilişkin güzel bir yazı yazdı. Stoktan büyüdük biz diye. Tarım üretimi arttı ama bir yere satamadık, elimizde kaldı. Ama rakamsal olarak büyüyoruz diye. Bugün o yüzden Yalçın Karatepe'nin yayınını takip edin. Onun açıklamasının da önemli olacağını düşünüyorum ben. Hikaye bu. Yani Rusya'nın almadığını Bosna Hersek falan alamıyor. Katar da alamıyor. Ukrayna da alamayacak. Göreceksiniz. Bunların hepsi balon. Böyle bir şansımız yok. Yani o mallar ayrıca bu sahneye atılıp aylarca bekletilebilecek mallar falan değil. Domatesten, işte üzümden, biberden falan bahsediyoruz. Ve balık gibi atıp donduramıyorsunuz onları. Yani söylüyorsunuz. Bir takım şebekler yazıyor bunu. Haber gibi inanıyorlar kendileri. Kendi aralarında inanıyorlar. Yani niye Afrika'ya yollayalım? 2,5 milyon Suriyeli var arkadaşlar. Sokakta aç yaşıyorlar. Bu ülkenin kendi insanları var. Yoksulluk sınırının altında yaşayan. Neden mesela belediyeler kendi kaynaklarıyla onları üretici fiyatından satın alıp dağıtmaz? Neden? Yapılamayacak bir şey mi bu ya? Yok, yapılabilir. Çiftçinin de malı elinde kalmasın. En azından üretim maliyetini karşılasın. Niye alalım Afrika'ya falan yollayalım? Ya ne anlatıyorsun abicim? Daha dün diyor borçtan bahsediyorsun, bugün büyümeden bahsediyorsun. Ben ne diyorum, sen ne anlatıyorsun? Güzel kardeşim. İkisi arasında çok fark var, çok. Bak ben büyümenin bu anlatılan rakam eşliğinde olamayacağından bahsediyorum sana. %47'lik bir istatistiki sapma dünyanın her yerinde yuh artık dedirtir insanlara. Tamam mı? Arkadaşım, siz ben o zaman kervana doğru alayım. Güzel bir vole eşliğinde. Kervanın önünden devam edin. Kervanın önünü çekebilecek niteliktesiniz çünkü. Uygun fiyata, sadece uygun fiyata değil ya. Ciddi söylüyorum. Bu bedava dağıtılabilir. Bu olmayacak bir şey değil arkadaşlar. Belediyeler kendi kaynaklarıyla para ayırıp halka dağıtabilirler bunu. Zor değil. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti, hak da yok, insanlık da. İnsan hakları gününde Türkiye'den ürküten manzaralar. Biz dün konuştuk bunu. İnsan hakları evrensel bildirgesi eşliğinde. Biraz tekrar özür diliyorum. Yani yayın nasıl oldu bilmiyorum. Sonradan tekrar izlemesine ve YouTube üzerinden izlemesine bakılınca fena izlenmemiş aslında. Biraz ders gibi olduğu için hani çok mutlu olmamış olabilir insanlar. Ben de çok mutlu değildim. O nitelikte bir şey yapmaktan hoşlanmıyorum ama dünkünün öyle yapılması gerekiyordu. Çünkü bu insan hakları evrensel bildirgesi nedir, ne işe yarar, neden yazılmıştı bilmek zorundaydık. O yüzden birazcık öyle oldu. Ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada YouTube demişken şu YouTube kanalına abone oldunuz mu? Yani parasal olarak benim açımdan bir değeri yok bunun. Siz de bir para ödemeyeceksiniz abone olunca ama eğer olursanız çok mutlu olurum. İstatistik anlamında önemli çünkü. Yayınların izlenirliği anlamında çok önemli. Büyük harfle başlıyor U, kalanları küçük, unsal, yani unsal. Yine aynı şekilde ilk harfi büyük, unlu, unsal, unlu. Oradan eğer abone olursanız çok sevinirim. Benim için anlamı son derece büyük. Bir de şu aşağıda gördüğünüz kişi sureti var ya, ona yayın başladığında ya da yayın herhangi bir sırasında tıklarsanız başkalarını da haberdar etmiş oluyorsunuz. Mümkün olduğunca çok, mümkün olduğunca çok insanla burada bir arada olalım ki derdimizi anlatabilelim. Kadromuzu genişletelim. Hak da yok, insanlık da manşeti. O yüzden dün hani konuştuğumuz bir manşet. Mektup yazan hakim konuştu. İlk yayında konuştuk. Karşıyaka Adliyesi'nden hakim Murat Aydın'ın sözleri. O Cumhuriyet Gazetesi'nde konuşmuş Emre Döker'e. Haberi okumanızı tavsiye ederim. Şık bir haber olmuş. Çünkü mektup kadar, en azından mektup kadar şık bir şey açıklama yapmış. Bakın diyor ki, herkesin sustuğu yerde sembol olmuş bir tutuklama kararı, buna karşın bir hakimin sözü. Yayınlandıktan sonra gördüm ki insanlara bu sessizlik çok kötü ve acı gelmiş. İşte bu yayını, benim de bu yayını yapma motivasyonum tam olarak bu. Hani söylüyorum ya, anlatıyorum ya, ben gazeteciyim. Benim mesleğim konuşmak, benim mesleğim doğrunun peşinden gidip anlatmak. Eğer bunu yapmazsam mesleğime de, aldığım eğitime de, tecrübeme de ihanet etmiş olurum. Tıpkı Murat Aydın'ın söylediği gibi. Ben hukuk adamıyım. 30 yıl içinde eğitimimle birlikte hukuk için canımı dişime taktım, çalıştım. Ve bugün gelinen noktanın hukuk olmadığını söylemek zorundayım diyor ya. Helal olsun. Hakikaten helal olsun.
Suyu unutmadım. İzleyicilerimizden bir tanesi sağ olsun o hatırlattı. Hakikaten öyle. Bir dakika hatta adını da söyleyeyim size. Vallahi ben yine unutmuştum. Aklıma gelmiyor çünkü. Hani yayın hazırlığı sırasında. Tanya Taşçıoğlu. Sağ olsun. Tanya Hanım o hatırlattı. Şöyle demiş. Günaydın alarm vazifesi görüyorum ve yayın öncesi bir sürahi su ve bardak masada hazır olacak diye hatırlatıyorum. Sürahiye gerek yok. Bu kadar yeter. Birer yudumluk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tanya Taşçıoğlu'na bu hatırlatması için. Devam edelim gazetelerde ne var bölümüne. Bakalım. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katy Piri Cumhuriyeti ziyaret etmiş. Onun yanınızdayız mesajı var. Ataya ithaf denilerek Cumhuriyet Stockholm'de düzenlenen töreni izledi denilmiş. Orhan Bursalı'nın haberi. Orhan Bursalı biliyorsunuz aynı zamanda Sancar'ın çok yakın arkadaşı. Daha önce de ödülü kazandı. İlk günde ilk arayan kişi olmuştu hatta. Orhan abi de sağ olsun o da törendeydi ve oradan izlenimlerini yazmış. Ertuğrul Özkök gibi frak güzellemesi yapmamış en azından. Frak bana daha çok yakıştı. Yani şundan çıkan sonuç frak bana daha çok yakıştı. Kastedilen de şu Orhan Pamuk ödül aldığı zaman Türkiye'den medyanın pek çok temsilcisi gitmişti. Aralarında da sadece frak geyiği dönmüştü. Şimdi oradan kalan bu. Gerçi haksızlık etmiyorum. Köşesinde ödülün anlamına ilişkin de çok şey yazmış ama. Sözcünün manşeti burada 4 gün kalabilir misin? Dün Silivri'de 4,5 yıl haksız yere yatan. Haksız yere yattığını ben söylemiyorum. Adalet söyledi. 4,5 yıl haksız yere yatan İzmir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Balbay mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Ve Mehmet Haberal'ın orada yatarken hani gördüklerinden hafızasında canlandırarak yaptığı Silivri maketini paylaştı gazetecilerle. Ve gösterdi. Burada çiçek yok, ağaç yok, böcek yok, hiçbir şey yok. Beton var sadece. Sadece insanın yankılanan sesi var ve tecrit var. Dedi, Cumhurbaşkanı'na sordu. Panarhisar cezaevine benzemiyor burası. Burada 4 gün kalabilir misin? Gözyaşları içinde sordu diye bir soruyu. Can ve Erdem için sordu. İşte o manşet yapılmış. Dün hepinizin herhalde yüreğini burktu. Ben de görüntüyü görünce hakikaten izleyemedim. Gerçekten sonuna kadar izleyemedim. Şehit polis Haydar Çetin'in oğlu. 6 yaşında Eymen babasının cenaze töreninde o kadar böyle ağır bir görüntü sergiledi ki hakikaten şu anda gazetedeki fotoğrafa da bakamıyorum. Yürek yakan gözyaşı demiş. Yani sessiz sessiz içine akıttığını 6 yaşında bir çocuğun çok hızlı büyümek zorunda kalacak o çocuk 6 yaşında. Atatürk'ün kurduğu meclis Atatürk'ü takvimine koymadı. Bu haber bugün çok konuşulacak. İnternette de en çok okuyacağınız haberlerden biri olacak. Yapan sevgili Veli Toprak çok sağlam bir gazeteci. Çok sevdiğim bir muhabir arkadaşım. Yıllarca da beraber çalıştığım bir arkadaşım. Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın Abdülmecitli 2016 takvimi iktidarın Osmanlı hayranlarının son ürünü oldu. Abdülmecit 25 eşli padişah olarak biliniyor. Takvimde Atatürk'ün olmaması vicdansızlattı. Şaşırttı mı peki? Abdülmecit ya. Koskoca Abdülmecit varken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'e ne gerek var? Allah'tan işte Aziz Sancar gibi yerel ve milli. Bakın ilk yayındakinin sözün altını bir daha çiziyorum. Yerel ve milli olacaksan böyle olacaksın. Böyle değil. Abdülmecit sırtında taşıyarak yerel ve milli olamıyorsun. Bugünün değerleri üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatabilirsen ancak olabiliyorsun. Ah güzelim Rüstem geldi galiba ya. Tüh böyle atmadan önce bir daha baksaydım. Ama sarışın değildik biz. Rüstem'i hatırlıyorsunuz değil mi? Rüstem trollerden biri. Adı Rüstem ama saçları beline kadar sapsarı Anna Kurnikova gibi bir fotoğrafı var. Gerçek mi? Rüstem'in hayatı yalan zaten. Hayatı yalan. 1.000 liraya onunu satanlardan. Dünden itibaren vallahi esmer olmuş. Esmer dediğim yanlış görmedim. Ama Rüstem de büyük ihtimalle tüh kaçırdık ya. Neyse. Troller dünkü duyurudan sonra çok ciddi şekilde kaçtılar biliyor musunuz? Bunu çok ciddi söylüyorum. Hani dün anlattım ya maaşınızı kesecekler büyük ihtimalle. Çünkü size sahip çıkacak kişi biz bu arkadaşları tanımıyoruz. Bizle hiçbir alakası yok dedi. Sizi satıyorlar dedim ya. Emin olun kaçmaya başladılar. 2 tane trolü aydınlatabildiysek benim de bu dünyadaki sevabım bu olsun. Çok mutlu olurum valla. Onurunu satmaktan vazgeçer belki. Postanın manşeti müjde.
Dünkü hükümetin eylem planına ilişkin bir değerlendirme bu. Tek tek başlıklar yapılmış, posta tam sayfa kullanmış. Dediğim gibi bence de hani böyle ayrıntılı incelenmeyi hak eden bir haber. Ama gazeteci olarak elbette ardından gidip takip etmemiz gereken bir haber. Mutlaka ve mutlaka. Görmeliyiz yani bu vaatler işte bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay ve bir yıllık vaatler. Hangileri yapıldı, hangileri yapılmadı hepsini görmek zorundayız. Aziz ol hocam diyerek de sür manşetten Aziz Sancar Hoca'ya güzel bir şık bir selam çakmış Posta Gazetesi. Türkiye'nin gurur günü denilerek Aziz Sancar Milliyet'te de hatırlanmış. Milliyet'in manşeti de Kanton'a karşıyız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tolga da Beşiktaş'ı trollüyor. Vallahi biraz öyle oldu ya. Trabzon iki kalecisinden iyi olanını tutup kötü olanını mı yolladı Beşiktaş'a ne dersiniz? Bana biraz öyle geliyor. İyi olanı hala elinde. Kanton'a karşı sözü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in sözleri. Milliyetin Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan'a konuşmuş. Rusya bu işi karmaşık hale getirdi. Beşer Esad'ın geleceği yok. Birleşik Suriye istiyoruz. PYD, YPG olmamalı demiş sözleri. Eylem planı 2016 Milliyet'te de var. Başka buradan bakacağımız yok herhalde. Habertürk kim neler kazanacak demiş ve dünkü eylem planı açıklamasının ardından toplanan kesimlerin bundan nasıl etkileneceğini söylemiş. Bu arada büyüme %4 diye altta bir parantez açılmış. Bakın tekrar söylüyorum. Bu büyüme rakamı sadece stoğa yani elimizdekini alıp gözümüzün önüne koyduğumuz bir rakam. Çok net. Dediğim gibi hani asfelteder ben de ekonomi okudum ama bu işin hocası sevgili Yalçın Karatepe bugün anlatır bunu size saat 11 civarında. Eğer hani başka bir şey işi yoksa saati değiştirmeyecekse bilmiyorum ama anlatır. Ama çok basit hepimizin anlayacağı bir şey söyleyeceğim size. Türkiye'yi sürükleyen kaç tane sektör var? Özellikle bu dönemi düşünün. Temmuz, Ağustos, Eylül 3. çeyrekten bahsediyoruz. Turizm ve inşaat sektörü değil mi? Turizm sektöründe bu yıl sektör sahipleri kan ağlamıyor mu? Gelen turist var mı? Yok, devletin resmi rakamlarına da göre yok. İkinci sektör inşaat. Bakın televizyonlara satılamamış proje reklamlarıyla dolu. İnşaat sektörü nasıl büyüdü? Stok büyüdü. Stoklarının yani yüzlerce, binlerce, on binlerce daire var. İnşaat sektörünün bağlı sektörleri de böyle büyüdü. Ama bir sektör büyüdü. Tarım üretimi. Çünkü satamadık. Tarım da ürettiklerini silolarda depoladı. Yani bizim stoğumuzda çok ciddi bir artış var. Ama bu büyüme değil. Ayrıca %2.8 öngörüp %4 çıkartıyorsanız bu rakamı bu sorgulanmak zorunda. %47'lik bir sapma olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Ya şöyle düşünün. %47, %49,5 özür dilerim. AK Parti'nin aldığı oyu %36 oy hesaplayan ya da %35 oy hesaplayan bir adamın çıkıp yo ben de bildim kardeşim demesi bu. AKP'liler siz söyleyin. Doğru mudur? Eğer öyleyse buna da inanmak zorundasınız çünkü. %47'lik sapma olmaz. Bu rakam yanlış. Devam edelim. Yeni Şafak. Yeni Şafak bugün ilginç bir manşetle çıkmış. Batılı istihbaratçılar Esed'li Esad'dan bahsediliyor da geçişi dayattı. Ahrar Hüşam zirveden çekildi. Riyad'daki bu toplantı var ya hani Suriye'nin geleceğine ilişkin toplantı. Sadece Yeni Şafak sürüklüyor toplantıyı. Başka dünyada sallayan yok bu toplantıyı. Ama orada işte otelde lobi yapılmış. Amerikalı istihbaratçılar, Batılı istihbaratçılar, diplomatlar falan Ahrar Hüşam'ın temsilcileri üzerinde etkili olmaya çalışmışlar. Aman Esad kalsın, idare ederiz falan gibi. Yani çok inandırıcı bir haber değil. Sür manşette askeri Irak istediği haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire Arapça'ya verdiği röportaj ve sözümüz senettir manşetiyle de, sür manşetiyle de. Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı reform paketi, hükümetin icraat eylem planı var. Ülkem için hayırlı olsun sözleri de zahmet olmuş. Aziz Sancar Nobel ödülü aldı diye verilmiş. Zamanın manşeti Tahir'in katledilmesi Dink cinayetine benziyor. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi konuşmuş İsmail Avcı'ya. Hrant Dink cinayetiyle bir yakınlık kurmuş. Elbette toplumda hani pek çoğumuz için geçerli zaten. Bir gün manşeti eğilmedik. Bir gün çalışanlarına katil ve hırsız Erdoğan manşeti nedeniyle
11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bir gün karar duruşmasında da geri adım atmadı. Yurttaşlar gazetemize sözünüz sözümüzdür diyerek sahip çıktı. Gazetenin yazı işleri müdürü Berkan Gültekin, sorumlu müdür Can Uğur ve yayın danışmanı Barış İnce'nin bir günün 17 Şubat 2015 günkü manşetine ilişkin sözleri biliyorsunuz. 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bir yılın altında olduğu için ceza ertelendi. 5 yıl işte tedbirli olacaklar. Bir daha aynı suçu işlemeyecekleri kanaati gerekçesiyle. Ama şunun bir manşetin cezalandırılması kalacak akıllarda. Star ki Milli İrade'nin sesi parti bültenidir aynı zamanda. Durduramadılar manşetiyle çıkmış. Kimi durduramamışlar? Tam da söylediğim şey. Bakın ben bir kez daha söylüyorum, iddiamın arkasındayım ben. %47'lik istatistiki bir sapma olmaz. İktidarın güçlü duruşu siyasi belirsizliğin en kritik günlerinde bile ekonomiyi büyüttü. Yılın 3. çeyreğinde büyüme beklentileri aşıp %4 oldu. Ekim'de sanayi üretimi %4.6 arttı. Cari açık neredeyse sıfırlandı. Her şey güllük gülistanlık oldu, bitti, rahatız biz. Şimdi keşke hepimizin şöyle bir özgürlüğü olsa. Bu rakamlara göre, yani bu istatistiklere göre bizim yıllık gelirimiz kişi başına ne kadar? 10 bin dolar. Bana 7 bin dolar ver, ben bu yıl gelir istemiyorum. Yıl sonuna kadar sende kalsın desek keşke. Değil mi? 7 bin dolarımızı alıp çekilsek. Madem her şey bu kadar rahat, çok güzel yürüyor. Böyle bir hakkımız olsa keşke, değil mi? Elbette olmaz, farazi bir şey bu ama şu manşet kadar en azından anlamsız. Olmaz arkadaşlar, olmaz. %47'lik istatistiki bir sapma olamaz. Hiçbir yerde. Ya hesap yapmayı bilmiyorsunuz. Baştan hesabınız yanlış. Baştan yanlış yapıyorsunuz ama atıp tutmaya geldi mi ortaya öyle CV'ler çıkıyor ki işte Amerika'dan doktoralar, ne bileyim MBA'ler, master'lar falan filan. Nasıl çıkıyor arkadaşlar bu sonuç? Tüketerek büyüdük. Kim demiş tüketerek büyüdük diye? Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek. %4'lük büyümenin 2.2 puanı iç tüketimle gerçekleşti. Ekonomistler stokların da büyüme oranına 1 puan katkı yaptığını açıkladı. Ben diyorum ki daha büyük. Daha büyük o katkı. 1 puan değil sadece. O 1 puan 2.8'den işte bizi 3.8'e getiren rakam ancak olabilir. Hani o belirlenen bölümde. Ben diyorum ki daha büyük. Stop. Elimizde var ya. Vatan onlar çağırdı, çekmeyiz denilerek Musul'daki Türk askerini anlatmış. Herkese her eve denilerek Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı eylem planı haber yapılmış. Taraf hormonlu büyüme demiş. %4'lük büyümede soru işaretleri var. Vallahi bence de var. Bence de var. Büyüme rakamları bu yılın 3. çeyreğinde beklentilerin aksine sürpriz biçimde %4 olarak açıklandı ama dolar bazında küçülme %14'ü buldu. Bu ayrı bir tartışma konusu. Hani döviz karşısında, dövizdeki oynaklık karşısında ekonomi nasıl çarpıldı? Evet, doğrudur. Eyvah yine reform dedi diye çıkmış Evrensel bugün. Daha evvel açıkladığı reform paketlerinin ardından toplum üzerindeki baskı ve sömürüyü artıran AKP hükümeti 2016 eylem planını açıklarken yine reform dedi. Ama paketin içeriğine ilişkin dediğim gibi iyi takip edilmek kaydıyla bence gayet sağlam bir açıklama. Akşam her güne bir icraat diyerek dünkü ne diyelim eylem planı açıklamasını manşete çekmiş. Şimdi gelelim bakın bir medya ahlaksızlığına gelelim. Daha önce de yapıldı. Yani ilk değil takvim açısından bu karne. Takvim bugünkü manşeti kardeş ziyareti. Fotoğrafta hani baktığınız zaman ne olduğunu anlıyorsunuz. Kandil Dağı'nda çekilmiş PKK'nın üst düzey yöneticilerinin oturduğu bir masa etrafında bir toplantı var. Ve o masa etrafındaki toplantıda arkasında Kalaşnikov duran, bakın arkasında Kalaşnikov duran bir terör örgütü yöneticisinin kafa boşluğuna fotomontajla Selahattin Demirtaş yerleştirilmiş. Hemen yan tarafında Selahattin Demirtaş'ın abi Nurettin Demirtaş fotoğrafta. Muhtemelen zaten o komuta konseyinin içinde ki Demirtaş daha önceki soruları hatta en son Kandil bombalamasında biliyorsunuz. Orada bombalanan alanda olduğunu biliyorum ama başına ne geldiğini bilmiyorum demişti. Abisiyle ya da kardeşiyle yaş olarak bilmiyorum tamam mı? Bu fotoğraf yapılmış. Altına bakın ne yazılmış. En sonunda başka bir şey söyleyeceğim. Kürt gençleri sokağa çağırıp ABD'ye uçan HDP'li Selahattin Demirtaş döner dönmez Kandil'e çıktı. Abi Nurettin ve diğer PKK'lı teröristlerle sır toplantılar yaptı.
Böyle bir fotoğrafın üzerinde yazıyor bu. Ne hissedersiniz? Bu fotoğraf nerenin fotoğrafıdır sizce? Bu bahsedilen toplantının değil mi? Altına küçücük, küçücük haberde kullanılan puntolardan bile küçük ve rengi görünmeyecek şekilde sembolik fotoğraf yazmış Takvim Gazetesi. Bu ahlaksızlık değil mi sizce? Yani bir insanı sever misiniz, sevmez misiniz beni hiç ilgilendirmiyor. Ama haysiyet cellatlığı eğer yapılacaksa işte tam da böyle bir şey. Sembolik fotoğraf. Kaç kişi o sembolik fotoğraf yazısını görecek? Bugün takvimin dalga geçilecek hali bile yok. Gerçekten dalga geçilecek hali bile yok. Yani zaman zaman eğlendiriyor, güldürüyor. Kafanın ne kadar uçtuğu üzerinde konuşup tartışabilir ama bugün inanın eğlendirecek hali bile yok. Çok utanmazlık. Hakikaten bu utanmazlık. Sadece utanmazlık. Başka da hiçbir şey yok. Hiçbir şey denilemez. Ama mesela böyle bir medya organının bulunmasından büyük utanç duyuyorum. Büyük utanç duyuyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın Yusuf abi. Periskop'tan yazamadığımdan buradan yazıyorum. Umarım görürsünüz. Gördüm. Mir Bey Rumuzlu kişi. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama konuk olduğunuz için ve haftayı ilk gününden son gününe kadar bu yayınlarda değer verip dinleyerek geçirdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa, ölmez sağ kalırsak, pazartesi sabah saat 9 olduğunda yine burada olacağız. Yine konuşacağız. Yine gördüğümüz her şeyi birlikte tartışacağız. Çünkü tek başına kurtuluşa hiçbirimiz inanmıyoruz ki 3 aydır beraberiz. Çünkü hepimizin tek bir inancı var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir hafta sonu, güzel bir gün diliyorum. Pazartesi daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel bir dünyada buluşup konuşmak üzere. Hoşçakalın.